Şu anda çarşambayı perşembeye bağlayan gece 17 Eylül. Yaklaşık 2-3 saat önce Balıkesir'den geldim. Ben Instagram'da bir şeyler attım. Millet dedi ki işte hani var mı vlog falan. Dedim bir iş için geldim. Hızlıca gidip döneceğim. Ne kadar bahsetmesem de işte biraz video düzenim eleştirilse de o dönemde. Aslında 2020'nin başında 29 Ocak'ta, gerçi bunu söyledim, dedemi 31 Ocak'ta anneannemi kaybettik. Ben de şimdi anne olmadığı için de teyzem, dayım ve ben mirasçı kalıyoruz. Normalde işte annem kalması gerekirken annem hayatta olmadığı için ben mirasçı kalıyorum. Belli kalan mal var, borç var vesaire, cart çurt işte üçe bölünecek, onun hesabı, kitabı, vergisi. Kolay değilmiş bu işler. Daha önce hiç mirasçı kalmadım yani, o yüzden benim de ilk kez yaşadığım bir şey. Bir de ikisi bir arada olunca ikisini de aynı anda yaşamış olduk. Bugün tüm bir mal, mülk, ıvır zıvır vesairenin bittiği gündü işlemlerin. Vefat ettiklerinde Akçay'da yaşıyorlardı. Dolayısıyla tüm işlemleri Akçay'da halletmemiz gerekti. Onun için bir günübirlik Balıkesir'e gittim geldim ben. Şimdi de döndüm. Akabinde yarın 3.50 geçe Fethiye uçağım var. Seversiniz yaşama temalı vlogları deyip Fethiye'ye bizimkilerin yanına gidiyorum gene. Bu haftalık vlogda pazar günü döneceğim için ciddi bir kısmı Fethiye'de olacak. Durum bu. Öyle başında da bir tık dertleşmek için aslında anlattım bu muhabbeti. Yani yoksa zaten anlatacak olsam Ocak'ta anlatırdım. Yani çok şey değil. Ama birazcık sosyal medya ve bu tarz YouTube, işte Twitch ve Instagram ufak ufak tam haliyle işim haline gelmeye başladı son zamanlarda. Ben de anlamıyorum. Buraya doğru evriliyor. Dolayısıyla biraz da kendi ön yargılarımı da kırmaya çalışıyorum. Açıyorum kamerayı, konuşuyorum. Beğenmedim mi kesiyorum falan. Böyle. Fotoğraf, uçak ve Fethiye. Hadi. Ben buraya sık sık geliyorum, gidiyorum. Genelde benim buraya gelişimi, gidişimi tatil sanıyor insanlar. Çok da haklılar. Aslında şu videoyu izlemiş olan arkadaşlar benim ailemin burada bir turizm işi yaptığını bilirler. Ama bilmek zorunda değiller yani. Ben olsam izler miydim bilmiyorum. İzlememiş olan arkadaşlar da izleyerek hani öğrenmek istiyorlarsa, merakı varsa öğrenebilirler. Ben çok kısa bir yine bir özet geçeyim hiç bilmeyenler için. Benim ailem burada yelkenli, monohol ve katamaran dediğimiz iki tip teknelerin haftalık charter ve kiralama işini yapıyor. Dolayısıyla biz belli bir tekne filosuna sahibiz. Başkalarına ait olan tekneler var, işlettiğimiz, kendi adımıza ait olan tekneler var. Bu teknelerin haftalık kiralamasını yapıyoruz. Haftalık kiraladığımız için de teknelerin çıkışı cumartesi günü oluyor, bir haftalık çıkışları ve dönüşleri de cuma günü oluyor. Bir sonraki tekne yine ertesi gün cumartesi çıkıyor. Haftalık bir döngü düşünün. Tıpkı günübirlik bir otel odası, işte müşteri çıkıyor, 12'de hemen temizliği yapılıyor, 2'de 3'te yeni müşteri giriyor gibi düşünün. Aynısında tekne olduğu için ve bir haftalık süreçte bir sürü şey olabildiği için, teknede arızalar yaşanabildiği için bu süreç böyle bir günlük gibi. Tabii temizleme de zor. Geliş gidiş saatleri belli değil vesaire. Tabii bunu uzun uzadıya belki bu videoda belki başka bir videoda anlatırım. Genelde hafta sonları buraya gelip destek olmaya çalışıyoruz bu transferi. Çünkü aynı anda 8-9 tekne geliyor. 8-9 tekneye böyle 3-5 kişinin bile yetişmesi bayağı zor. Arada bazen de sık sık buraya gelip gidiyorum. Şu da bir gerçek. İzlediğiniz gibi gelince de nimetlerinden yararlanıyor musun? Yararlanıyorsun. Bunu da zaten çekiyorum ya. Bunu saklamıyorum ki. Sadece bu her hafta tatile çıkmıyorum yani. falan. Ne anlatıyorum ben? Saat 2-5 geçiyor. Ben şimdi birazdan çıkarım. Bizimkilerin yanına geçerim. Bir ofise uğrarım. Sonra gelen tekneler konusunda yardımcı olurum elinden geldiği kadar. Ertesi gün cumartesi de yeni gelen müşterileri karşılarım. Böyle bir gün, iki günlük bir süreç. Sonra da pazar sabahı İstanbul'a döneriz diye düşündük. Böyle. Abi buranın çok acayip bir trafiği var ya. İstanbul'a yakın. Evle ofis arası 7 kilometre. 6.7 falan. Sanki İstanbul'daymış gibi 7 kilometreyi yarım saatte falan gidiyorsun. Akşam oldu mu hani 15-20 dakika düşüyor ama gün içinde yarım saatten önce hayatta gidip gelemiyoruz. Bu da böyle bir gereksiz bilgi. Alın bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın kardeşim. Twitter Bulgat. Evet abi, Astrea 42. Phantom Peugeot'un bir katamaran modeli Astrea 42. Daha önce bizim videolarda gördüğünüz modeller Lucia 40'tı. Bunun 2 fit daha ufağı. Tabii katamaranlarda boy farkından ziyade işte gördüğünüz gibi genişlik daha önemli olduğu için 2 fit bayağı önemli. Ben bu arada ilk kez sizinle beraber geziyorum tekneyi. Benim de fikrim yok. Bu abi ikinci el olmuş bir tekne. Bizim teknelerde tabii aynı, yani şey gibi düşünün. 3 kasa 5 kasa gibi düşünebilirsiniz. İçinde birçok çizgisi aynı ama hacim büyüyor, işler değişiyor falan gibi düşünün. Ufak güzel.
Normalde diğerinde yanlış olmasın şurada bitiyor diye biliyorum. Bunda bu kadar uzamış. Odaları falan nasıl? Oo, odası falan bayağı büyük. Bizim 40'ta bu kadar büyük değil odaları. Orada yanlarda böyle bitiyor mesela, böyle boşluklar yok. Enes, tekneyi çekiyorum ya. Nasılmış diye. Oğlum. Bir de salondaki şu var ya. Bayağı büyük 40'lara göre. Şey, masa yok. Aa, masa yok. Aşırı değiştiriyor. Çok daha büyük. Bayağı büyük. Bu bir de şey değil değil mi? Bu öyle C şeklinde değil. Diğerinde L şeklinde. Burada bitiyor. Buzdolabı yok. Kula 3 tane var. Baksana dışarıda bile var. Diğerinde sadece şunlar var. Aa, hakikaten lan. Burada dolap var. 3 tane var. Aa, çok iyi. Biraz içerideki şey bir de Dipfrost. Biraz mıncıklayacağım. Söyle Ediz abi. Tamam. Astir Hanım mı? Evet, evet. Tamam abi, ben hallederim. Yani diğerini tam olarak böyle çekip göstermek lazım. Tabii farkını göstermek için ama. Hacim olarak bayağı fark ediyormuş. Ben de ilk kez iki fitin ne kadar fark ettiğini bu kadar net görüyorum. Tuvaleti nasıl? Oo, tuvalet falan da büyük. Tabii Fethiye hala sıcak. Burası 30 derecenin üzerinde. Yeni telefonlardaki en güzel özelliklerden bir tanesi geniş açı oldu. Çünkü malum tekne ne kadar büyük bir tekne olsa da, hani 42 feet bir katamaran olsa da, ne kadar yer kullanabiliyorsan o kadar iyi. Dolayısıyla tuvaletler dar. Şöyle anlatayım. Şimdi burayı bir fotoğraf makinesine çekmek zor. O yüzden iPhone'un bu geniş açı olayı fotoğraflarda çok işe yarıyor. Yani daha ferah gösteriyor. İnternette fotoğraflara baktığı zaman insanlar, öbür türlü tam anlaşılmıyor. Tuvalet ne kadar büyük, ne kadar değil. O güzel oldu. Bu da böyle bir bilgi. Şu dümene falan bakayım, merak ettim. Vay. Bunda normalde dümen de burada Luşçakırk'ta. Burada değil. Buraya almışlar. Çok havalıymış ya. Bir şey mi, çok beğendim ya. Dümeni de buraya alınca çok güzel olmuş. Zincir şu. Ya ne diyorsun? Şey, ama birini işte toplarken önünde zincir üst üste binince sıkıntı olur. O kadar da olur be. O derdi ne olsun yani. Olduğumuz tekne ise 412 Grand Large Dufour'un 1 feet civarında bir teknesi. Bu hafta da charter'a giden teknelerden bir tanesi. Genelde normalde yakıtı alıp teslim ediyor müşterilere ama, yani daha doğrusu teslim etmeleri gerekiyor ama bazen nadir durumlarda ya da alamadıkları zamanlar olabiliyor. Yakıt çok dolu olabiliyor. Göstereyim. Şurası istasyon. Yakıtı böyle alıyorsun biraz önce gördüğün gibi. Eş tekne falan maksimum hani doldursa alabilir. O yüzden böyle durumlarda sabah erkenden biz alıyoruz. Tabii sabah erkenden biz aldığımızda da yarım saat 45 dakika bizim için vakit kaybı oluyor. O yüzden mümkün olduğu kadar da bunu yapmamaya çalışıyoruz. Herkesi mutlu etmek zor. Evet abi, hızlı ve uykusuz bir şekilde İstanbul'a döndüm. Şöyle, Mav'dan araba kiraladım. Normalde havalimanına babamla gelmiştik. Onun Şirinevler'de bir yere yetişmesi gerekiyor. Benim de Kozyatağı'nda bir işim var. Ve benim bavulum vardı, onun yok. O yüzden dedim ki, senin de bavulun da yok. Sen dedim git, ben dedim araba kiralarım. Mav'dan bir araba kiraladım. Saçım da palmiyeye benziyor oğlum buna. Normalde Mav'da Sabiha Gökçen'den ya da işte yine havalimanından inerken ya da işte ne bileyim arabanızı bırakırken herhangi bir park ücreti alınmıyor. Abi arabayı aldım, içinde fiş var, kasaya gidiniz diyor. Neyse Mav'u aradım, çözemediler mevzuyu bir türlü. Derdim şey dedin yani, ödeyeyim ödemeyeyim, ödeyeceğim sonra o derdi anlatamayacaksın falan. En azından ne yapacağımı söylesinler. Sabiha Gökçen de Mav ekibinde çalışan Mücay sağ olsun yardımcı oldu. Abi bir şey halletti, tamam ben kiralamayı değiniyorum falan diye sordurdu. Oturacağın kantar değil mi dedi. Dedim eyvallah abi. Acelem var, kusura bakma dedim. Ona da selam olsun, sağ olasın. Yerden bekleniyorum. Beklenmesem oturup çay içmek isterdim. Bu vlog nereye gidiyor acaba böyle?
İstanbul'a döndüğüm gerçeğiyle yüzleşmeye çalışıyorum. Evet abi, yine döndük. Dönüşleri çok sert oluyor. Bu arada 70 bin aboneye son 400. Aman Tanrım, geri gel. 100 bini istiyorum ya. Şu 100 bin bir evde bir plaket olsun, lanet olsun. 5 yılda YouTube'a kendim adıma, insanlar adına tonla video yaptım. En azından evde plaket olsun. Kıl bir rakam yetmiş. Neyse, makara bir yana. Umarım eğlenmişsinizdir bu arada. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeyin abi. Beğenmediyseniz videoyu eleştirin. İyi yorum yapın, kötü yorum yapın. Etkileşim önemli. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum. Büyük ihtimalle haftaya salı görüşürüz.